Sevgili dostlar merhaba. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hani şey var ya, Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma fırsatı sağlamıyor. İsterdim ki böyle daha güzel bir şeyle, gündemle karşınıza çıkalım ama kötü bir gündem var. Bugün gündem biziz. Doğrudan tam götürük. Ne oldu? Cuma akşamı aldığımız böyle korkunç bir e-posta bize şunu iletti. Google tarafından gelirlerimiz iptal edildi. Yani bilmeyenler için anlatayım. AdSense diye bir Google uygulaması var. Bu uygulama internetteki reklamların tahsilatını yapmanızı sağlıyor. Hem reklam göstermenizi hem de bunun tahsilatını yapmanızı sağlıyor. Web sitemizde kullandığımız gibi bunu, yani web sitemizdeki reklamları oradan alıyoruz. YouTube zorunlu olarak AdSense şeyi istiyor, hesabı istiyor. Buradaki geliri öyle tahsil ediyorduk. Bunun iptali demek bizim gelirsiz kalmamız demek. Çünkü biz bu gelir haricinde bir gelir sahibi değiliz. Ya doğrudan reklam satıyoruz ki o çok az oluyor. Hatırlayın daha önce birkaç sponsorlu videomuz vardı. Onlar da oldu. Birkaç da web sitemize, hepsi de dostlarımızdı sağ olsunlar, firmalarının reklamını verdiler. Gelirimiz bunlardan ibaret. Bizim arka planda aldığımız bir para yok. Bizim işte partilerden, ne bileyim, çıkar odaklarından, şuradan buradan aldığımız bir para yok sevgili dostlar. Doğrudan bu gelirle finanse ediyoruz kendimizi ve böyle olmak istiyoruz. Yani biz yalnızca okurumuz ve izleyicimiz bizi finanse etsin istiyorduk. Onlara gösterilen reklamlar ve onların işte YouTube'daki katıl aboneliği gibi bizi desteklemek için ayırdıkları bütçe bizi ayakta tutsun. Bu sayede de bağımsız bir platform olmaya devam edelim istiyorduk. Bu maalesef bir sekteye uğradı. Engellendi demeyeyim. Şimdi onları konuşacağım. Fakat bunları anlatmadan önce şunu yapmam gerektiğine kanaat getirdim. Bir Tamga Türk'ün bir hikayesini derli toplu kısa bir şekilde anlatmak lazım. Efendim Tamga Türk'ü biz ya da ben böyle bir gece rüyamda görüp kurmadım. Yüzlerce insanla görüştük, toplantılar yaptık, bir araya geldik, konuştuk ne lazım diye ve ortaya böyle bir talep çıktı. Bir yayın lazım. Bu yayının şöyle şöyle olması lazım. İşte o şöyle şöyleler Tamga Türk'ün olduğu gibi. İdeolojik yayın yapacak, taviz vermeyecek. Popülerliği bir yere kadar kullanabilir ama maksadı, asıl amacı popülerlik olmayacak. Maksadı, asıl amacı bir, o yayını takip edenler arasında bir aidiyet ve bir kimlik oluşturacak. Onlara bir nevi dijital agora işlevi görüp onları bir araya getirecek. Buradan yeni yeni teşebbüslerin çıkmasını, ki Milliyetçi Kongre biliyorsunuz onların en önemlisi, en büyük meyvesi, sağlayacak ve bizim dilimizi popüler etmeye çalışacak. Bu ne demek? YouTube'un, TikTok'un, Instagram'ın biliyorsunuz trendleri var. O trendlere bindiğinizde sizi bir yere götürüyor. Biz bunu yapmayacağız. Biz ne yapacağız? Bizim kendi trendlerimiz var. Yani dünyanın geri kalanıyla paylaşmadığımız, ancak paylaşmak istediğimiz trendlerimiz var. Dilimiz var, jargonumuz var. Önemsediğimiz olaylar, dalga geçtiğimiz olaylar falan var. Bunları kamuoyuna taşıyacağız. Yani kamusal alana taşıyacağız ve insanlara diyeceğiz ki bak bir de böyle bir ihtimal var. Bu toplantılarda çıkan sonuç buydu. Ben o toplantıların çağrı sahibi olarak bu misyonu üzerime aldım. Ve şöyle bir görevim de oluştu. Şimdi zorluklarla yürütülen bir işte sevgili dostlar, zaman zaman insanların pili bitebiliyor. Zaman zaman insanlar bir nevi, kimse yanlış anlamasın, yani sevgili dostlarım da var bana bir takım önerilerde bulunan. Onları eleştirmek için söylemiyorum ama bazen insan ruhunu şeytana satmak istiyor. Çok emek veriyoruz, çok uğraşıyoruz. İşte şu oluyor, bu oluyor ve arzu ettiğimiz verimi alamıyoruz diye. Şöyle yapalım. İşte genel geçer trendlere uyum sağlayalım. Başkalarının yaptığı gibi yapalım. Şunlar şöyle yapıyormuş, onu deneyelim. Olabiliyor. Ben şu görevi üstlendim. Buna direnç göstermek. Çünkü o yaptığımız toplantılarda ortaya koyduğumuz kararın doğru olduğuna inanıyordum. Ancak çok uzun soluklu bir iş olduğuna inanıyordum. Yani bir şeyleri ispat etmek, bir şeylerin rüştünü ispat etmek. Bir duruşun doğru duruş olduğunu ispatlamak için zaman da gerekiyor. Çünkü kitleler seni bir kere görecek. Gördükten sonra dikkatini çekeceksin. Sonra seni tanıyacak ve seni sınayacak. Çok önemli. Şimdi 5. yılındayız Tamga Türk. Ekim ayında 5 yıl dolacak. Biz bunu 5. yılda sağlamaya başladık. Bugün evet, mesela geçtiğimiz yıllarda yeise kapıldığımız zamanlara bakınca kıyas kabul etmeyecek kadar iyi bir yerdeyiz. Bu misyonu üstlenerek uzun vadede o en başta koyduğumuz vizyonun sabit kalmasını sağlamaya çalıştık. Zor oldu ancak bir sürü saygıdeğer ortağımız bize yatırım yaptılar ve sizler kesenizden bize küçük büyük fark etmez bir takım meblağlarla, işte YouTube üzerinden, Patreon üzerinden, bültenimizi satın alarak gibi destek oldunuz. Çok güzel bir zaman geçirdik geçen ay. Gelirlerimiz ciddi anlamda dişe dokunur şekilde arttı. Haberlerimiz çok daha fazla atıf almaya başladı. Yani doğrudan bizden okuyanlar haricinde işte medyada, civar medyada, efendim akademide, şurada burada ciddi atıflar almaya başladık. Dedik ki büyüyoruz ve hani biraz yatırımlar
yatırım da yapalım. Mesela işte internet altyapımız zayıftı. Şu an kendimize özel bir hat çektiriyoruz. Biraz maliyetin altına da giriyoruz ki canlı yayın yapabilelim diye. Gibi gibi hani büyütüyoruz. Yeni bir kamera daha aldık. Yeni programlara mesela başladık. Bir kısmını gördünüz. Bir kısmı yolda. Bu hafta planlarını yapacağız. Çekimler olacak gibi gibi. Ve aynı zamanda ben hep şunu yaptım. Burası profesyonel yönetilecek. Yani kapitalist bir şirket nasıl yönetilirse öyle yönetilecek. Ki bu sayede devamlılığı temin edelim. Bu ne demek? Başlarda birçok insan diyelim ki gönüllülük esaslı olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyordu ama benim şöyle bir tavrım vardı. Arkadaş, gönüllünün de geçinmesi lazım. Ve gönüllüye bıraktığın zaman bu işi 3 ay sonra bir iş bulduğunda bırakmak zorunda. Haliyle. Ancak ona maaş verirsen, ancak ona bu verdiği emeğin karşılığında bir ödeme yaparsan ve işte kanunların belirlediği şekilde yaparsan bunu o zaman hiçbir yere gitmez ve düzenli sürdürülebilir, işte yıllarca ayakta kalabilir bir yapı doğar. Evet, çok zor. Ama böyle olmalıydı. Bunu hedeflemeli. Kapitalist sistemden bahsederken işçi lehine de bahsediyorum. Yani o da bir emek harcıyorsa onun bu emeğin karşılığını alması lazım. Uzun vadede de buranın para kazanıyor olması lazım ki bu sürdürülebilir olsun. Başa baş noktasını sürekli hesaplıyorduk arkadaşlarla. Yani hani bir eğri çizdik. Aylık gelirimizi %20 arttırma niyetimiz vardı. Ve geçen ay ben gerçekten çok sevindim çünkü 3 aydır bunu sağlamıştık arkadaşlar. 3 aydır aylık gelirimizi %20 arttırmayı sağladık. Bu bizim Temmuz gibi başa baş noktasını yakalamamızı ve aşmamızı sağlayacak. Üstelik bu süreçte çok da şeffaf olduk. Mesela ben birkaç defa Tamga Türk'ün aylık gelir gider raporlarını yayınladım. Birkaç arkadaşımız sordu niye yayınlamıyorsun diye artık. Sebebi şu, lüzumsuz insanlar var. Moral bozucu yorumlar yapıyorlar. Yani moral bozucu yorum şu. Çok para harcıyormuşsunuz. Şunu kısın mesela. Maaş vermeyin, sigorta vermeyin ya da ofis kiralamayın. Burası ofisli, maaşlı, sigortalı bir yer olacak arkadaşlar. Ben yaşadığım sürece burası ciddi, dişe dokunur, işini ciddiye alan ve profesyonel bir yer olmak zorunda. Bunu sağlamak zorundayız. Ve ben buradan bir kazanım elde edeceksek elde edeceğimizi düşünüyorum. Kısa vadeli başka daha tatmin edici hazlar olabilir. Fakat o hazı erteleyerek uzun vadede kalıcı bir hazı hedefliyoruz burada. Ama o şeffaflığı devam ettiriyoruz. Mesela ortaklar grubumuzda insanlar buraya kaç kuruş gelmiş. Buradan kaç kuruş çıkıyor anında görebiliyorlar. Bir ön muhasebe programı üzerinden. Hepsinin erişimi var. Denetimi de bu sağlıyor. Yani ortaklarımızın düzenli olarak bizi denetlemesi sağlıyor. Bütün harcamalarımızın kayıtlı olması sağlıyor. Türkiye'de mevcut durumda hükümet medyayı çok ciddi bir şekilde kafesledi. Nasıl kafesledi? Mesela bizden çok çok az okunan, çok az takip edilen MHP'ye yakın bir yayın organı var. Bütün kamu bankaları ona reklam veriyor. Şimdi kimin çok reklam alacağını tiraj bile belirlemiyor. Hükümete ne kadar yakın olduğunu, ona ne kadar yalakalık yaptığını belirliyor. Sonra bir iş adamı diyelim ki medya şirketi kuracak. O iş adamının başka iş kollarında devletten alacağı falan varsa, mesela hak edişleri ödenmiyor falan, bu sayede fiilen üzerinde bir baskı yaratılıyor ve ya medyadan çekinmesi ya da Tayyip Erdoğan'ın arzu ettiği şekilde yayın yapması temin ediliyor. Bu başka bir sonuçta doğuruyor. Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye atıyor. Bakın mesela Fox TV ve Sputnik. İki en fazla takip edilen şeydi. Sputnik son Ukrayna olayları sebebiyle doğrudan Twitter tarafından baskılandı ama ondan önce çok ciddi takip ediliyordu Türk sosyal medyasında. Dünyada en çok Sputnik takipçisi Türkiye'deydi. Aynı şekilde Fox. Niye böyle? Çünkü bunlar yabancı sermayeli. Sputnik doğrudan bir devletin propaganda aracı bu arada. Bunlar yabancı sermayeli oldukları için hükümetin hilafına yayın yapabiliyorlardı. Ancak muhalifler bunu seviyorlar. O yüzden takip ediyorlar ama sadece hükümetin hilafına yayın yapmıyorlar. Bir de kendi gündemleri var. O gündem doğrultusunda da yayın yapıyor bu kanallar. Her ikisi de. Birisi Amerikan, birisi Rus. Diğer medyada da, yani belki alternatif medya diyelim, Tamga Türk'ün de dahil olduğu medya alanında da hep işte Alman fonları, yabancı fonlar, Avrupa fonları, bunlar da hayrına vermiyor. Kendi arzu ettiği çizgide yayın yapmasını sağlıyor ya da temin ediyor. Bizim bak çok açık söyleyeyim, aldığımız yabancı birkaç yatırım var. Bir, yurt dışında yaşayan beyaz Türkler bize Patreon üzerinden destek oluyorlar. İki, sağ olsun mesela Doğu Türkistanlı ve Kırım Tatarı kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz bize ortak oldular. Onların davasına destek verdiğimiz için doğrudan da ortaklarımız arasında yer aldı bunlar. Tek yabancı şeyimiz bu. Bunu da önemsiyordum. Yani öyle bir medya duruşu göstermeliyiz ki. Arif Nihat Asya diyor ya, küçük görme, hor görme delikanlım kendini diye. Kendimizi küçük ve hor görmeden bir rol model olmaya soyunmalıyız. Bakın bu iş böyle de yapılıyor diyebilmeliyiz. Nasıl yapılıyor? Kimseye eyvallah etmeden, hükümete de, yabancı sermayeye de eyvallah etmeden doğru bir şekilde içerik üretir ve bunu doğru insanlara sunarsan bir şekilde seni bu insanlara
insanlar yaşatır demek için. İşte bunu sekteye uğrattılar. İşte bunu elimizden aldılar. İki gün uyumadım arkadaşlar. Çok canım sıkıldı. Çünkü Temmuz ayında o başa baş noktasını yakalayabileceğimize 3 ay geriye dönük baktığımda kâni olmuştum. O hedefi tutturuyorduk ve Ağustos, Eylül gibi diyecektim ki insanın karşısına çıkın. Bakın böyle yaptık ve oldu. Böyle yaptık ve başardık. Bunu engelledi. Sebep de yok ortada. Yani bir e-posta geldi. Asels hesabınız iptal edilmiştir diye politikalara uyumsuzluk. Hani anladığım kadarıyla bizi bir böyle geçersiz trafik gibi bir bahaneyle kapatmışlar ama öyle bir şey de yok. Yani bir bot kullanmadık, bir şey yapmadık. Küçük bir tahminim var. Belki şey olmuş olabilir. Bizim ücretli abone sayımız ücretsiz abone sayımızdan kat kat fazla. Arada bir oransızlık var. Yani genelde yaygın olduğundan farklı şekilde. Bir otomatik algoritma acaba bunlar bir iş mi çeviriyor diye bizi iptal etmiş olabilir. İtirazımızı yaptık. Henüz cevap gelmedi. Bu hafta içerisinde gelecek. Fakat çok kötü bir sonuç gelebilir. Yani gerçekten o iptali kalıcı hale getirebilirler. Etmeseler bile bu benim için ciddi bir ders oldu. Evet, hükümete dikleniyoruz ama bu şirketlerin de ya bu dev şirketlerin de kendi ajandaları ve politikaları var. Onlara da çok muhtaç olmak iyi değil. Onların popülaritesinden faydalanmak lazım. Ancak onlara muhtaç olmamak lazım. Bu bağlamda şöyle bir duruş geliştirelim dedik. Bu aya özel bize doğrudan bağış yapabilirsiniz. Bu videonun açıklamasında iki tane link olacak. Bütçenize göre birisi 250 lira, birisi 1000 liralık bir link. Bize doğrudan ödeme yapabilirsiniz. Bu ödemeleri faturalandıracağız. Bülten aboneliği şeklinde vergisini de ödeyeceğiz. Resmi bir şekilde tahsil edeceğiz. Daha sonra arkadaşlarımız çalışıyor, bitmek üzere. Bir modül tasarladık. Kendi sitemiz üzerinden bizi aylık düzenli olarak 50 lira, 100 lira, 250 lira, 500 ve 1000 lira şeklinde finanse edebileceksiniz. Bu sayede YouTube'a falan verdiğimiz payı da devreden çıkartacağız. Çünkü ciddi bir pay veriyorduk. Hem YouTube'a hem Patreon'a yaklaşık %30 civarı, 30-35 civarı bir pay veriyoruz. Bunu da devreden çıkaracağız ve belki bu musibet böyle bir hayırla sonuçlanacak. Kendimize ayakta durabilmek için daha iyi bir, daha elverişli ve sizin paranızı Google'a falan değil de doğrudan sizin arzu ettiğiniz, talep ettiğiniz içeriği üreten insanlara yani bize ulaştırmak için bir sistem kurmuş olacağız ve bu sistem de belki doğrudan örnek olacak, bir rol modellik yapacak. Çok mutlu oldum. Yani çok canım sıkkındı ama insanlar bizi yalnız bırakmadı. Bize destek verdiler. Bizimle dayanışma gösterdiler. Ben de onlara söz veriyorum. Yani ne olursa olsun, ne kadar olumsuz eleştiri alırsak alalım, ne kadar moralimizi bozacak olay yaşanırsa yaşansın, ben bu işten bıkmayacağım arkadaş. Şunu bir şekilde ya bugün, ya gelecek ay, ya gelecek yıl, ya 10 sene sonra ispatlayacağım. Türk milliyetçisi, tavizsiz ve kaliteli, nitelikli iş yapmak için müthiş zengin olmaya gerek yok. Yeter ki doğru ol, ahlaklı ol, güzel ol, hedefini doğru seç, planını doğru yap. Türkler, temiz Türkler birbirini yalnız bırakmaz ve o dayanışma bizi mutlaka başarılı bir yere taşır. Bunu hep beraber ispatlayacağız ve hep beraber sevineceğiz. Bugün biraz uzun oldu ama uzun uzun anlatmam gerekiyordu. Yarın alışık olduğunuz şekilde çok hızlı gündem çekmeye devam ediyoruz. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.